karşılayabilirim. Etin kilosu olmuş 500 bin lira. Peynirin kurumuş olmuş 400 bin lira. Ekmek olmuş 10 bin lira. Allah aşkına nasıl yetiyor bu ya? İnsaf, merhamet ya. Ahlak yok bunda. Türkiye'yi çok ahlaksız insanlar idare ediyor, yönetiyor. Bunlarda ahlak yok. Devletin işi hukuk ve adalettir. İntikam almak değildir. Ve bu çocuklar bu ülkenin çocukları, benim senin çocukları. Buna akılla gitmek lazım. Çözü bunları, basit, zor bir şey değildir. Ya ben bugüne kadar hani yararlandığım bir konu devlet açısından olmadı. Genelde hep vergi ödedim, şey ödedim, bütün askerliğimi yaptım, bu ülkeye yapabileceğim bütün hizmetleri yaptım. Hani bana sunulan, benden istenen. Ve buna rağmen ben sadece bir evlilik kredisi vardı, ona başvurmak istedim. Onu da sadece deprem bölgesine veriyormuş. O da devletten ben giriyorum, yok diyor, Vanlısınız olmuyor. Van'da deprem olmamış. Hani çalışıyorum ama yerimde sayım gibi, hatta hani geriye düşmemeye çalışıyorum sadece. Ne bileyim, masrafımı çıkarmaya çalışıyorum. Günü birlik gibi bir şey olmuş artık hayat. Gençler artık çalışmayı da, ne bileyim, hani çalışsa da olmuyor. Gerçekten şu an çalışsan da çalışmasan da durumun aynı oluyor. Onu bize yaşatanlara sadece lanet olsun diyorum. Onun için insanlarımız konteynerlerden çöp yığınları arasından bozuk sebzeleri, atılmış ekmek kırıntılarını toplamaktalar. Emeklilerin zaten hali perişan. Geçinebilmeleri için cambaz olmaları lazım. Mevcut yapı da insanları cambazlığa itiyor. Dürüst, namuslu insanların cambaz olma niyetleri yoktur. Tek çare bu hükümetten kurtulmaktır. İnsanların bilinçlenmesi lazım. Aksi takdirde gelecek günler umut verici olmaktan uzaktır. Coğrafyamız barış coğrafyasıdır. Bu barış coğrafyasında yaşayan insanların savaştan söz etmeleri kaygı vericidir. Bir kadın olarak, üstelik de yalnız yaşayan bir kadın olarak çok zor. Her şekliyle çok zor. Elektrik, su, doğalgaz faturaları aldı başını gidiyor. Ev kiraları, keza artık hani pazar alışverişlerini falan geçtik. İlk önce bu temel mevzularda kalıyoruz. Orada para bitiyor zaten. Oraya bile yetmiyor ki. Kaldı ki bunun yeme içme konusu, beslenme konusu, giyim kuşam konusu. Gezme zaten hiç yok. 22 yıldır ben değildim. Kesinlikle ben değilim. 22 yıldır bu devletin başında kim varsa onlar. Kendilerine ait bir kesimle gayet güzel yeme içme, kazanç. Fazlasıyla kazanç, haklı ve haksız kazanç dünya kadar. Ama geri kalan kısmına, sokaktaki kediye insanlar öyle bakmıyor. En azından biraz daha insancıl yaşamak istiyoruz. Başka hiçbir şey değil.